Abi bu sağdan yok. Abi şu önden bir çekilebilir misiniz? Pardon. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıl dönümü. Aslında çiçek verecektik ama çiçekle ilgili riskler bu COVID-19 dolayısıyla. Onun için size çikolata getirdik. Ben size vereyim. Sağ olun. Şu arkadaşlarım tadına. Biz burayı daha önce ziyaret etmiştik. Arkadaşlarımız gezdi mi? Abi. Daha önce gezdi. Daha önce gezilmişti. Tamam. Daha önce hepsi gezdi, gördü başkanım. Şöyle bir hızlıca, evet. Şeyi koruyarak, mesafeyi koruyarak. Kameramanlar da fazla yakın durmayın. Hadi içeri alalım, bitirelim. Evet. Burada sonra gidelim. Evet. Abi gel, sonra gelelim. Şuraya alalım. Yani bir çalışma olursa var. Ateşimiz nasıl çıktı? Az daha girip. 36 efendim. 36. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçebiliriz. Yani maske, dezenfektan yapıyoruz efendim. Eğer herhangi bir sıkıntımız varsa uzaktan ateş ölçerle ölçüyoruz efendim. Tabii ki yine güvenlik tedbirlerimiz devam ediyor. Son teknoloji bomba izlektörümüz mevcut elimizde. Herhangi bir şey açmadan sadece swap'la yürütme şansımız var. Buradaki X-ray'de tespit edebildiğimiz ziyaretlerimizi. Tüm personelimiz ve ziyaretçilerimiz gelen ayrıca bunlar tamamı güvenlik. İki aşamalı bir sistemimiz. Yine elimizde sıvı patlayıcı dedektörümüz mevcut. Sıvılarla ilgili olarak şişe açma falan olmasın diye meclisinizin konjektörüne uygun olarak sıvıları da açmadan kontrollerini sağlayabiliyoruz. Alanımız daha sonra ziyaretçilerimiz buradan kartlarını alıp çıkıyorlar efendim buradan. Sisteme girmiş oluyor. 10 Nisan 1845 tarihinde polis teşkilatımızın bugünkü teşkilat yapısı anlamıyla polis teşkilatımızın kurulduğu gün, bugün de onun 175. yıl dönümünü kutluyoruz. Ben bütün emniyet mensuplarımızı, önce mecliste görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, bütün Türkiye sathında görev yapan polislerimizi, güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum. Tabii o 175 yıl öncesinde de bizim inzivatla ilgili, güvenlikle, asayişle ilgili teşkilatımız var Osmanlı Devleti döneminde de, ama bugünkü modern anlamıyla 175 yıl önce ilk defa kurulmuş. Onun yıl dönümü bugün. Tabii bu bina ile ilgili daha önce bilgi vermişti arkadaşlarımız. Hatırlayanlarınız vardır. Bu kapı, ayrancı kapısı dediğimiz kapı, girişinde hemen bu sizin görüntü çektiğiniz yerde, benim karşımdaki alanda konteyner şeklinde bir yapı vardı. Bu yapının içerisini bilmiyorum, ziyaret ettiniz mi? Çok sağlıksız şartlarda, güvenlik bakımından da mahsurlar içeren bir yapıdaydı. Kışın soğuk oluyor, yazın dayanılmaz sıcak oluyor. Ve içeride bir düzeni muhafaza etme imkanı da pek yoktu. Dolayısıyla ilk iş olarak düşündüğümüz yerlerden birisiydi bu. Kısa bir zaman içerisinde inşaatına başlandı ve şimdi bu gördüğünüz modern, sağlıklı ve güvenlikli bir yapı ortaya çıktı. Burada görev yapan polis kardeşlerimizin de daha iyi şartlar altında görevlerini sürdürebilmeleri, gelen ziyaretçilerin de yine daha iyi şartlar altında burada ziyaretlerini gerçekleştirebilme imkanları var. Bugün onun açılışını yapacaktık ama malum bu salgın dolayısıyla alınan tedbirler
bu düşündüğümüz şekilde bir açılışı yapma, 10 Nisan'da açılışı yapma imkanını ortadan kaldırdı. Ben de bugün hem buradaki çalışan polis kardeşlerimizin teşkilatın kuruluşunu 170. yıl dönümünü tebrik için hem de burayı bir son haliyle görmek istedim. Buradaki yapıyı da kaldırdılar bu arada arkadaşlar. Burası da bir ziyaretçilerin geldiğinde otopark olarak kullanacağı bir mekana dönüştü. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok ağır şartlarda, zor şartlar altında ülkemizin her bir tarafında görev yapan bütün polis kardeşlerimizin hem bu yıl dönümünü kutluyorum hem de Cenab-ı Hak'tan kendilerine başarılar, muvaffakiyetler, sağlık, afiyet içerisinde, huzur içerisinde, güvenli bir şekilde hizmet etmeyi nasip etmesini biliyorum, niyaz ediyorum. Malum salgınla ilgili gündem her zaman birinci ve en yoğun gündemimiz. Bütün dünyada çok önemli bir tarihi süreçten geçiyoruz. Daha önce de yaşanmış salgınlar var ama bu muhtemelen insanlık tarihinin gördüğü en hızlı ve en yaygın salgın olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birçok sonuçları da olacak. Bunları takip ediyoruz. Türkiye olarak çok erken zamanda ve etkili tedbirler aldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda. Onların sonuçlarını da görüyoruz. Hepimiz takip ediyorsunuz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde kontrol altına alınır ve yine eski günlerimize, bugün Cuma, mesela Cuma namazını kılamayacağız. Bütün milletimizin tekrar Cuma namazında tebrik ediyorum. Cuma gününü tebrik ediyorum. İnşallah bu salgın dolayısıyla gelen kısıtlamaların en kısa zamanda kalkacağını da ümit ediyoruz. Efendim, önce genel kurulla ilgili iki sorun olacaktı. Birincisi, korona önlemleri çerçevesinde bazı tedbirler alınmıştı. Bunlardan birisi genel kurulda yoklama istenmeyecekti. Ancak son iki gündür yoklama isteniyor. Birincisi bu. İkincisi de genel kurulda yaşanan gerginlik sosyal mesafeyi bozuyor. Bu konuda sayın vekillere bir çağrımız oldu. Evet. Tabii genel kurulda biliyorsunuz özellikle bu haftaki çalışmalarda milletvekillerimizin de çalışma sırasında maske takmasına dair çağrımız, tavsiyelerimiz tamamen aşağı yukarı bütün arkadaşlarımızın dikkatiyle uygulanıyor. Meclis Başkan Vekilimiz de bunu sık sık tekrarladı, bu çağrımızı. Biz hem milletvekillerimize giriş ve çıkışlarda maske kullanmaları için imkanı kurduk. Ayrıca dezenfektan ve kolonya meclis genel kurulunda da masalara da koyuldu. Önceki haftada, bir önceki haftada sosyal mesafe ile ilgili olarak çağrımız, tavsiyelerimiz olmuştu. Buna geçen haftada, bu haftada riayet ediyorlar genel olarak oturma esnasında, faaliyet esnasında. Ancak bazı durumlarda içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almadan bazı tartışmalar, yakın mesafe hareketler oluyor. Ben bu konuda arkadaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii birçok yerde çalışmalar, faaliyetler yavaşlatılmış, bazı yerde bütünüyle durmuş iken kamuda ve özel hayatta, özel sektörde meclisimiz aynen yoğunlukla çalışmalarını sürdürüyor. Bu fedakarca bir yaklaşım. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın bu fedakarlığı dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetlerini de dikkate almamız, hatırlamamız, hatırlamayanlara hatırlatmamız gerekiyor. Gerek tartışmalarda, gerekse mecliste daha önceki uygulamalarla ilgili içinde bulunduğumuz şartları düşünerek hareket etmekte fayda var. Tabii iç düzlükten kaynaklanan bütün milletvekillerinin hakları var. Onlar şüphesiz ki hukuken kullanılabilir. Fakat içinde bulunduğumuz fiili durumu dikkate alarak bu konuda hareket etmekte fayda var. Ben bütün arkadaşlarımla, tekrar milletvekili arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Covid-19 salgınıyla ilgili olarak başta sosyal mesafe olmak üzere çalışma şartlarıyla ilgili olarak da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği hususlara dikkat etmelerini buradan tekrar hatırlatıyorum. Çağrıda bulunuyorum. Meclis hem milletvekillerimizin kendi sağlığı bakımından hem de meclisin milletimiz tarafından da takip edilen örneklik durumu var.
Bunu da dikkate alarak hareket etmelerini buradan tekrar ifade etmek isterim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam. İçeriği gezdiniz mi, çektiniz mi?